Türkiye'de bir ilk olan Akdeniz Üniversitesi Personel Tiyatrosu bu sezon iki oyunla perdelerini açtı. Kadrosunun tamamı üniversite, akademik ve idari personelinden oluşan tiyatro topluluğu Kozalar ve Her Hırsız Haydut Değildir oyunu ile izleyiciyle buluştu. Akdeniz Üniversitesi sağlıkta ilklere imza attığı gibi sanata da elini uzattı. Tamamı personel kadrosundan oluşan Akdeniz Üniversitesi Personel Tiyatrosu sanatseverlerle buluşmayı bekliyor. Yönetmenliğini Erkan Altay'ın yaptığı tiyatro topluluğu Antalya'da tiyatro eksikliğini gideren bir anlayışla oyunlarını sergiliyor. Alternatif tiyatronun olmaması ve ciddi anlamda amatör tiyatroların biraz daha bir arada toplanarak daha güçlü bir şekilde sahnede olmalarını istediğimiz için ve üniversite personelinin, çalışanlarının bir arada bir şeyler üretmesini düşünüldüğü için bu Akdeniz Üniversitesi Personel Tiyatrosu kuruldu. Üniversitede bulunan çeşitli salonlarda oyunlarını sergileyen topluluk şehir merkezinde de izleyicisiyle buluşmalarını sürdürüyor. Yürü diyemem, dokunur bana. Genel Sanat Yönetmeni Erkan Altay, Akdeniz Üniversitesi Personel Tiyatrosu'nun Türkiye'de bir ilk olduğunun altını çizerek Antalya'da alternatif tiyatro olarak farklı meslek gruplarından arkadaşlarının sahne aldığını aktardı. Akademik idari personel ve öğrencilerin içinde olduğu bir grup nedir? Öğretim görevlileri, profesörleri ve idari personellerinin yanında biz sevgili öğrencilerimizle aynı sahneyi paylaşmış oluyoruz. Üniversitenin eğitim bölümü profesörlerinden Doktor Günsel Orhon tiyatroyla arkadaşlarının aracılığıyla tanıştığını belirterek denediği bir rolün ardından tiyatro oynamaya başladığını belirtti. Gerçekten hiç böyle bir hani başlama niyetim yoktu. Gelip görünce tam o sırada yeni de bir oyun hazırlıkları varmış. Hoşuma gitti. Teklif ettiler, gelin size de bir rol verelim, kabul eder misiniz? O bir deneyim dedim. Öylece girdik. Tiyatronun birçok kazanımı olduğuna inananlardan biri de Aysun Altay. Ona göre ise... Tiyatro bana hayatıma en başta sevgili eşim Erkan Altay'ı kazandırdı. Ardından motivasyon çok yüksek oluyor. Kendini şanslı olarak tanımlayanlardan biri de Şeyma. O da tiyatroyla pozitif bir kişilik kazandı. Benim için daha iyi oldu. Bizim bölümümüz çok stresli ve yoğun bir bölümdü. Hani tiyatro sayesinde gerçekten o hani stresimi attım. Hani daha böyle bir pozitif oldum. Gelecek aylarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşecek sanat festivalleri ve yarışmalarında personel tiyatrosu katılım gösterecek.